Bir örnek vereceğim buna kardeşlerim. Bir çiftlikte çoban köpeği olan birisini gördüm bir zamanlar. Çiftliğinde tavukları, ördekleri vesaireleri var. Köpek onları korumak için orada. Bir gün bir şey oldu, bir tavuğun ölüsünü gördü. Oradaki oğluna falan dedi, bunu götür bir kaz göm bir yere dedi. Ben de dedim ki, koca köpeğin var burada dedim, versene onu ona dedim. Vermem dedi. Niye vermezsin dedim. Hayvan bir doysun. Çünkü yenmez. Hayvan öldüğü için yenmez. O dedi. Ben ona dedi. Ölü tavuğu verirsem o tavuğun lezzetini bir alırsa dedi. Burada tavuk bırakmaz ki sonra dedi. Bak şimdi hiç dokunmuyor onlara dedi. Nedir bilmiyor dedi tavuk çünkü dedi. Çok bundan kendime ders çıkardım. Tadını aldın mı bırakmıyorsun bir daha demek ki. Hayvan baktı ki tavuk ne kadar güzel. Ondan sonra canı sıkıldıkça bir tavuk yakalayacak oradan. Tabii o bana sebeplerini anlattı. Mesela dedi, komşunun bir köpeği var dedi. Bu bahçeye dadandı mı dedi, bir tavuk alıp gidiyor dedi. Çünkü zamanında sahibi ona öyle yapmıştı filan vesaire dedi. Şimdi korku bizim için sakıncalı bir şey. Ama bir limiti var onun. Mesela beş birim korkuyorsun. O da normal hayatta yürüyor. Trafik kazasından herkes korktuğu için freni olan bir arabaya biniyoruz. El freni olan arabaya biniyoruz. Trafik korkusu diye bir şey hiç olmasa bizde sadece gaz pedalı olan arabayla gitmek isteyecektik. E demek ki bir faydası var korkunun ama sürekli tavukla pişmiş tavukla beslersen bu korkuyu seni yiyen bir canavara dönüyor bu sefer. Bu örneği ver. Birinci nokta bu. Bu teraziyi unutmuyoruz. Aynı teraziyi kardeşlerim Allahu Teala'dan uzaklaştıkça ve yakınlaştıkça diye tekrar kullanmak istiyoruz. Ana eksen olarak ben kendimi sürekli Allah'a yaklaştırırsam, Allah ki mülkün sahibidir, korkuyu da yaratan odur, mutluluğu da yaratan odur, sevgiyi de nefreyi de yaratan odur. Bu sefer ne olur? Korkuyu yaratanın yakınında olduğum sürece Allahu Teala'nın verdiği esenlik beni rahatlatacaktır. Allah Teala'dan müzikle, şarkı ile, türkü ile, müstehcenlikle, haramla, faizle, rüşvetle, namazsızlıkla, oruçsuzlukla bir işte bunlardan herhangi biriyle veya hepsiyle uzaklaştıkça ben fark etmeden korkunun eksenine yaklaşıyorum demektir. O korkunun eksenindeki işletmeyi de şeytan yapıyor zaten. Yani şeytanın da bir işletme mantığı var. Ya'idukumul fakra <laughs> ve bil بالفحشاء. Kur'an bunun sırrını söylüyor. Sizi sürekli gelecek korkusuyla, fakirlik korkusuyla ürkütür, sonra da o korkuyu verdikten sonra haramlara burnunuzu sokmanıza sebep olur. Bir kere sen çünkü onun tehditlerinden alındın, korktun. Allah ile beraber olmak, yani bu ne demek? İbadet etmek, Kur'an ehli olmak, zikir ehli olmak, salih kullarla beraber olmak. Böyle bir eksen yakaladığın zaman sen de ölüm görüyorsun. Bunu kim yakalıyorsa Ölüm görüyorsun, trafik kazası görüyorsun. Bundan ibret alıyorsun. Hem dünya tedbiri alıyorsun, hem ahiret tedbiri alıyorsun. Mesela düğüne giderken damat ve gelin düğünden eve giderken trafik kazası geçiriyorlar, ölüyorlar. Oluyor mu? Bu dünyada oluyor tabii. Adı ne bunun? Kaza. Bunu Allah'a yakın olan, bahsettiğim mantalite üzerine olan birisi gördüğünde ne yapıyor? Dünya bu işte. Düğünde çalkı, türkü, e, saz çal git ondan sonra 5 dakika sonra ne oldu şimdi? Ben düğünümü Allah'ın şeriatına uygun yap. Sanki ertesi gün ölecekmişim gibi yaparım. Bundan ders çıkardı, tedbir aldı. Kalitesini ve konforunu artırdı. Hem insanlığına katkı getirdi, hem Müslümanlığına katkı getirdi. Öbür adam ne yaptı? Onun da ekseni o korkular dünyası. Terazisi hep dünyayı yere çakılmış gibi yüklü tutuyordu ya. Ahiret, cennet, uzayda merihin oralarda bir yerde bir cennet diye bir program var. Yaşlanınca oraya gidecek gibi görüyordu ya. O da ne oldu? Vay be! Hem arkadaştık hem de düğünde öldü ha. Tövbe töbe. Evlenip de ne olacak lan? İşte Müslüman'ın korkudan etkilenişiyle... Müslümanlığında zafiyet bulunan diyelim, kafir demeyelim... İnsanın etkilenişi arasında bu fark var. Biri hayata küstü, düğüne küstü, öbürü ibret aldı, daha kaliteli düğün yaptı. Çünkü neden? O Allah ile yakın bulunduğu için, yani enerji kaynağına daha yakın bir yerde duyduğu, berekete daha yakın bir yerde durduğu için, ibret aldı ama kasları zayıflamadığından, Allah'ı yanında hissettiğinden çökmedi ve hayata küsmedi düğüne küsmedi tedbir aldı hem maddi tedbir aldı düğün günü salonda kaka bira mira içiyorsun ondan sonra da e, arabayla devriliyorsun milletin başına da bela oldun siz mezara gittiniz sizinle kaza yapan hapse girdi ne oldu şimdi diye ibret aldı öbürü de vay be deyip kenara çekildi şaraba verdi kendisine korkuları şeytanın bizi sömüreceği zaaf noktalarımıza çevirmek ve çevirmemek noktasındayız biz. Mesela şöyle bir örnek daha zikretmek istiyorum. Sürekli aklıma ölüm geliyor. Psikolojik sorunlardan birisi bu. Çok fazla ama. Henüz 37 yaşındayım. O kadar ki uyuyorum aklıma ölüm geliyor. Uyanıyorum ölüm geliyor. Ölüm ölüm ölüm. Demek benim ölümüm yanaştı. Bu doğru mu? İki şıkkı var. Bir, Kur'an'a iman eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman eden birisi bir dakika dahi öne ve arkaya çekilmez bu ölüm. Dolayısıyla vakti gelmediyse ben niye korkacağım ki diye düşünecektir. Sonra diyecektir ki eğer gerçekten ölüme inanıyorsam ben Rabbim bana her an hazır ol demişti. Bunun rüyasını görmem gerekmiyordu ki. Ben doğduğum gün ölmüştüm zaten. Çünkü her doğan bebek mesela saat 15.01'de doğdu diyelim. O andan itibaren ölü adayıdır. 100 sene daha yaşar ayrı bir mesele. Ama her doğan ölmek için doğmuyor mu? Ben bunun felsefesiyle ne uğraşacağım gider. Ama öbürünün ben niye ikide bir rüya görüyorum ölü rüyası? 20 sene önce ölmüş dayımı hep görüyorum rüyamda. Tek çaresi var psikoloğa gidecek. 5-6 terapi sonra psikolog da e sen bir psikiyatre görünsen iyi olacak diyecek. Onu ilaca havale edecek. O da basacak ona uyku ilacını. Ömrü öyle geçecek. Bitti. Hayatını tüketti şeytan. Bir vesveseyi ölümünün gelmesine belki 20 sene var. 20 senelik korkulara dönüştürecek. Bu tarafta da mümin. Ne lan bu? Beni sen kim zannettin? Rüyayla aldatacaksın, korkutacaksın. Ben Ölüden niye korkayım ki? Ölüyü o hale getiren Rabbimden korkarım. Böylece korkunun aslını güvene almış olurum ben diye düşünür, düşünmelidir. Kardeşlerim elbette ölümü ve benzeri korkular, ölümcül risk alanı taşıyan korkuları basite alacak, eğlence konusu yapacak halimiz yok. Bu cahilliği yapamayız. Ama böyle bir şeye yanaştığı zaman şeytan yani sen yavaş yavaş öleceksin herhalde bak sizin sülaleden son iki sene içinde kaç kişi öldü Ardarda? arda, arda. E ölsün aynı evden üç kişi de bir günde ölebilir bir trafik kazası oluyor bir yangın oluyor bir evde beş kişi birden ölüyor yaşayan altıncı kişi elhamdülillah deyip hayatına devam edecek bu hayata böyle bakılır yani ölümün peşinden gidemeyiz o geliyor zaten ölünün de peşinden gidemeyiz o da gitti zaten Hayata bu şekilde bakmamız gerekir ama bunun yanında çok fazla namaz ve çok fazla dua ve çok fazla istiğfar ve çok fazla kendimizi hayata tutunduracak yoğun iş. Temel savunma politikamız korkulara karşı bu olacak. Namaz, dua, istiğfar ve hayatı günü dolduran diğer çalışmalar. Mesela 8 saat işinde çalışıp gelen birisiyim. Böyle bir sendrom başladı. 3 saatlik ek iş ilave edebilirim kendime. Demek ki ben 8 saat çalıştığım zaman geriye kalan 16 saatte fazlalık var. Kumaş büyük, elbise bol geliyor. Bol gelen şeyde laplup yapıyor. Ayakkabı bol geliyor. Ne yapacağım o zaman? kesinlikle temel olarak hayatı dolduracağım. Biraz daha dolduracağım. Manevi olarak da özellikle abdest alıp fazladan iki rekat nafile namaz kılmanın bir ay kadar devam ettikten sonra ciddi etkisi olduğunu görecektir kardeşlerim. İstiğfar edeceğim. La havle ve la kuvveti illa billah diyeceğim. Ama bu arada kardeşlerim bu eşim tarafından hissedilecek kadar Arkadaşlarım tarafından hissedilecek kadar şahsiyetimde ve günlük rotamda sıkıntı oluşturduysa kesinlikle bir uzmana, bir psikoloğa gideceğim. Durumu anlatacağım. O beni psikiyatra havale ederse oraya da gideceğim. Aksi takdirde yanlış yapmış olurum. Gıda kültürümü yeniden organize edeceğim. Bunu zaten büyük ihtimalle psikiyatra gittiğim zaman gıdamla ilgili düzenleme yapacaktır yemek saatleri, az çok yeme vesaire. Mesela kahve içiyorsun sürekli, çay çok içiyorsundur. Senin uyku düzenini etkiliyordur. O yatağa uykum var diye giriyorsun. O uyku iki saat rotada boşlukta beklediği için sen yarı uyur yarı uyanamaz. Ya ölüyorsun ya diriliyorsun, rüyalar görüyorsun, başın belaya giriyor. Ha, seni uyanık tutan gıda ve vesaireye dikkat edeceksin. Sporun bu konuda faydası olacağı kanaatindeyiz. Ama bütün bunları tabii önce psikologdan sonra psikiyatrdan sormak lazım. Ve özellikle çevre çok etkili. Yani akşama kadar cinayet filmi izlersen, akşama kadar o masalları dinlersen, velev ki Osman Gazi'nin öldürdüğü kafirler diye bir film izliyor olsan bile, vurdu kırdılar, sendeki ölüme sürekli parmak basan yerler. O noktada sende bir miktar zayıf kaldığı için yani nasıl söyleyeyim kendi kendini kışkırtıyorsun anlamına geliyor bu. Kültürünü, kültür mekanizmanı, arkadaş çevreni yeniden bir şöyle kolaçan edip yeniden düzenlemen gerektiğini anlaman lazım. Ve uyku yetersizliği çok ciddi bir etki Muhakkak bir Müslüman 7 saat uyumalı. Yaşlandıkça da bu 8 saate kadar da çıkabilir. Daha kaliteli bir vakit planlaması da yapman gerekir. Eğer böyle bir sıkıntı varsa. Bu kaliteli planlama yapmak demek. Yani hangi saatler boş kalıyor? Hangi saatler seni o boş kültür, film vesaireye götürüyor? hangi arkadaşla buluşmak zorunda kalıyorsun o planlama yüzünden bunları yeniden planladığın zaman biiznillahü teala çok daha rahat iş yapmış oluruz. Bu arada yani doktor kardeşlerime ben ne tavsiye edersiniz diye bunu sorduğumda sigarayı hemen konuştular ben konuşmayacağım. Benim biiznillahü teala Müslüman kardeşlerimin sigarayla ilgisi yoktur. Dolayısıyla sigaranın bunda Ölüm, ölüm korkusu ve benzeri korkularda sigaranın olumsuz etkisi olduğunu söyledi kardeşlerim. Ben onu söylemeyeceğim. Tenzih ederim. Sizleri de bundan tenzih ederim. Ne kadar dua edersek, ecel konusunu ne kadar iyi anlarsak, yani ecel bizim hayat sigortamız dedik ya, bunu ne kadar gerçek anlayabilirsek ve hayat tarzımızı daha camili, daha sosyal, daha sıla rahimli, daha böyle tabiatta gezer. Mesela İstanbul'da yaşayıp da 2-3 ayda bir gidip sahilde 2-3 saat velev kış günü olsun denize bakıp tefekkür etmeyen birisi veya ormanlık bir yerde çıkıp da böyle bir ormanda temiz havada 1-2 saat nefes almayan birisi bir sürü arkadaşı var. Onlarla oturup böyle bir semaver kurup güzel bir çay içelim. Hatta çay ben çayı yapayım bırakın bana deyip yani bir birikmiş stresi atma taktikleri konusunda elinden geleni yapmayan birisi, yani Allah Teala'nın nimetlerini değerlendirmeyen, ilaçları kullanmadığı için hastalığı sabit kalan birisi durumuna düşer arkadaşlar. Kardeşlerim, arkadaşlarım özellikle bu hayatı Allahü Teala sorunsuz yaşayacaksınız diye bir vaatte bulunmadı bize. Bu sorunlarla baş edin, hem dünyanızı kurtarın, hem cennetinizi kazanın dedi. Hayatı doğru anlayalım. Evlilik mesela mutluluktur. Ya o romanlarda öyle yazıyor, filmlerde öyle yazıyor. Ya evlilik demek derdin birdi iki olacak demek. Ya kendi canınla beraber bir de kadın veya erkek Eşinin canını düşünmek zorundasın. Kendin bir somun ekmekle iki gün idare edebilecekken iki somun ekmek gerekecek. Kazanırken de öyle, harcarken de öyle. Doktora sadece kolum ağrıyor diye şikayette bulunacaktır. Eşimin de kolu ağrıyor diyeceksin mecburen. Hayat budur. Bunun korkuları bizi ne zaman çökertir? Biz buna hazırlıksız yakalandığımız zaman bizi çökertir. Yoksa bu hayat kaldırılamayacak bir hayat değildir. Eyyub Aleyhisselam'ı Rabbimiz kitabında niye bize örnek olarak veriyor? Ne çıkarıyoruz Eyyub Aleyhisselam'dan biz? Bu dünyada kaldırılamayacak, altında ezilecek bir dert yoktur aslında. Yusuf Aleyhisselam'dan ne ders çıkarıyoruz? Kuyu ne kadar derin olursa olsun, sen umut varsan Allah seni oradan çıkarır diye anlıyoruz. Ama tabii ki bunları da anlamak için iman lazım... Basiret lazım, böyle bir çevren olması lazım. Yani bir arkadaşın var senin ya çok başım ağrıyor deyince yak bir cigara. diye seni dumanlar içine sokuyor. E ee, sen dumana boğulmuşsun zaten Allah kurtarsın diyecek bir şey yok. Arkadaşımız bizi gösteriyor, konuşmalarımızdaki umut bizi gösteriyor. Ya benim Rabbim kuyudan Yusuf'u kurtarmış bir Allah'tır. Ben niye umutsuz olayım diyecek yerde e, buradan çıkılmaz demeye başladığımızda şeytan buyurun buyurun hoş geldiniz diyordur bize muhakkak.